Değerli dostlar, herkese yeniden merhaba. Gördüğünüz gibi biraz yolculuk havasındayım. Yani bir yolculuk nedeniyle dün de bir bölüm yayın yapamadım. Bu nedenle iki gün, yani bugün ve yarın genelde kamuya açık bir alanda bu videoları yapmak zorunda kalacağım. Dışarıda mesela bir fırtına var şu anda. Belki de rüzgar sesi alacaksınız veyahut işte ne bileyim geçen bir ambulansın sesini duyacaksınız. Bir trafik sesi olabilir. Ne olur kusuruma bakmayın. Çünkü bunu çok zor şartlar altında ve bir seyahat anında yapıyorum. O nedenden dolayı hepinize de şimdiden özür diliyorum. Şimdi konuya Ukrayna'dan gireceğiz. Ukrayna'da çok ilginç gelişmeler oluyor iki taraflı olarak. Niye? Çünkü Rusya lideri Vladimir Putin bir kararname onayladı. Bu kararnameye göre zaten 2.1 milyon civarında olan Rusya ordusu personel sayısının 170 bin kişi daha arttırılmasını öngören bir kararnameyi imzaladı. Niçin? Çünkü yetmiyor. Çok büyük kayıplar var. 2 yıla yaklaştı savaş. Sanayi devrimi sonrasının en büyük savaşlarından, en büyük hesaplaşmalarından biri yaşanıyor. Ve bununla beraber gördüğümüz kadarıyla Rusya'da seferberlik ilan etmeden bu meseleyi nasıl hallederiz, nasıl bir yere doğru gideriz onu çözmeye çalışıyorlar. Fakat karşımızdaki sorun, daha doğrusu Putin'in karşısındaki sorun ciddi. Bu nedenle Rus ordusunun personel sayısının 2.2 milyona çıkarılması yönünde bir kararname. Bakacağız. Fakat buna mukabil Zelenski, Ukrayna lideri Zelenski de yeni bir seferberlik kanununa ihtiyaç duyduğunu söyledi. Demek ki o da yürütemiyor işi. O da yürütemiyor ve bu çerçevede özellikle söylediği de şu. Yani bu seferberlik kanunlarında illa belli bir rakamı yakalamak zorunda değiliz. Ama sonuç itibariyle şu anda görev yapan askerlerimizle yer değiştirecek, nöbet değiştirecek bir yedek personel sayımıza ihtiyacımız var diyor. Tabii haklı, çünkü 2 yıldır savaşıyorlar. 2 yılda asker, yani taş otla olsa çatlar, yani cephede böyle bir durumla karşı karşıyalar. En azından diyelim ki şu anda savaşmakta olan veya cephede olan askerin diyelim %20'sini geçici bir süre için dahi olsa geriye çekmek ve aileleriyle buluşturmak istiyor niteliktedir ve fakat bunu sağlayacak ellerinde başka bir birlik, başka bir askeri yapı yok gözüküyor. Bu yönden baktığınızda önemli bir soru. Bir başka sorun Rus liderin kapısına dayanmış durumda. Niye? Çünkü Rusya çok ağır kayıplar verdi. Gerçi kendisi kabullenmiyor bu konuyu ama ciddi ağır kayıplar verdi. Bunu kabul etmek lazım. Yani 170 bin civarı olduğu söyleniyor kayıplarının. İşte bu kayıpların eşleri ve anneleri yavaş yavaş ayağa kalkmaya başladılar. Çünkü sonuçta Rus devletinin kendilerine ifade etmiş olduğu bir takım böyle maddi desteklerin de yerine gelmediğini savunuyor kadınlar. Bir ülkenin kadınları ayağa kalktı mı onun karşısında durabilecek lider kalmaz. Onu söyleyelim. Hani bu iş ciddidir. Hele savaşta ölmüş insanların eşleri veya anneleri ayağa kalktıysa onunla baş edebilecek bir siyasi güç tanınamaz. Nitekim gelen bilgilere göre 27 Kasım 2023 günü kurdukları bir internet sitesiyle birdenbire örgütlenen bu kadınların o kadar hızlı gelişmiş ki hareketi ülkenin dört bir yanındaki meydanlara inmeye başlamış durumdalar. Buna karşılık Rus yetkililerin şöyle bir durum gerçekleştirdiği de ifade ediliyor. Biz size yeni tazminatlar ödeyelim, yaşam koşullarınızı biraz daha düzeltelim diye. Bunların çoğu genç anneler. Genç anneler. Ve bu genç anneler sonuçta çocuklarından sorumlular. Yani bu
sorumluluk içinde yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar ve sokakta bırakılmış bir görüntüleri var. Bu yönden baktığınızda tabii büyük bir savaş bu. Avdiivka'ya döneceğim. Çünkü ne zaman böyle kayıplardan söz edilse iki yer dikkat çekiyor. Biri Bahmut, öbürü Avdiivka. Avdiivka tam anlamıyla bir kan gölü. Ve Rus ordusunun birkaç gün önce gerçekleştirmiş olduğu taarruz sonucunda elde ettiği bazı bölgelerden yine geri çekilmek zorunda kaldığı ifade ediliyor. Bahmut ve Avdiivka'ya bağlı olarak bir de Donetsk'in Marinka bölgesinde Rus birliklerinin yoğun bir karşı saldırısıyla karşı karşıyayız. Buralarda sürekli insan ölüyor. Sürekli insan ölüyor. Yani bir bomba patladığı zaman herhangi bir yerde orada eğer bir askeri kümülleşme varsa orada bir anda 50-100 kişinin öldüğü ifade ediliyor. Bu yönden baktığınız zaman Avdiivka, Kupyansk, Liman ve Bahmut, Dnieper hatlarının yanına bir de Rusya Marinka hattını koymuş vaziyette. Niçin? Kış yaklaşıyor. Kış şartları zaten artık orada oluştu. Ve bu oluşmasıyla beraber Rusya ne kadar yer kapabilirsem onun telaşında ve gerçekten Rus savaş stratejisinde genç askerin yaşamı diye bir kavram yok. Onu anlamış durumdayız. Biz mesela bir şehit verdiğimizde geçen gün Allah rahmet eylesin. Mekanları tabii cennet olsun. Üç tane evladımız şehit oldu. Hepimizin yüreği yandı. Yani ama orada 1000 tane insan ölüyor. Hiç kimsenin umurunda değil. Sadece eşleri ve anneleri sokağa dökülüyor. Böyle de bir durumu var Rusya'nın. Çok sert bir devlet. Çok sert bir sosyal yapısı var. Ve Marinka kentine de saldırılarında güneybatısına bir iki Rus bayrağı diktikleri ifade ediliyor. Zelenski de diyor ki bu kış şartları savaşın yeni koşullarını belirleyecek. Ve bu koşullar çerçevesinde baktığımız zaman diyor bizim çok daha aktif, çok daha güçlü bir saldırı kapasitesine ulaşmamız lazım. Çünkü diyor işte hep söylediğim olay oldu, o da artık itiraf ediyor. Filistin'deki gelişmeler Ukrayna'yı dünya kamuoyunun gündeminden düşürdü. Bizim hak ettiğimiz gündeme yeniden çıkmamız gerekiyor diye bir yaklaşımı var. Bu da çok doğru bir yaklaşım çünkü gerçekten neredeyse unutulmuş vaziyette her şey ve bütün yapılanma. Bu yönden baktığınız zaman Ukrayna'da zor bir dönem geçiriyor. Şimdi sürekli olarak Sergey Shoigu'dan da bir açıklama var. Diyor ki Avdiivka başta olmak üzere bütün cephelerde ordumuz aslanlar gibi savaşıyor. Çok geniş alanları yeniden kontrol etmeye başladık ve özellikle harekatlarımızın hedefleri daha da büyümüş durumdadır ve oraya doğru ilerliyoruz diyor. Bu da tamam. Ama esas bir nokta var. Bütün Batı medyasında ısrarla perde arkasında bir pazarlık dönüyor mu sorusu var idi. Sergey Lavrov, Rusya Dışişleri Bakanı bu konuda çok net bir açıklama yaptı. Dedi ki, bizim daha henüz Kiev'deki yöneticilerden bir siyasi çözüme dönük herhangi bir işaret almışlığımız yok. Ve bu çerçevede baktığınız zaman onların arkasındaki, onları kontrol edenlerde de bir yaklaşım yok. O yüzden biz sonuç itibariyle savaşa devam edeceğiz dedi. Ukrayna budur. Ukrayna kan gölü olmaya devam ediyor ve bence hala da bırakın Filistin'i, hala da dünyanın bir numaralı sorunudur. Hoşça kalın.